arkadaşın hikayesi. Mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi. Tam oldu, taştı doldu, dünyayı gezdi, efsane oldu. Arkadaşım. Müdür. Arkadaşım. Söyle. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Talk show oldu, talk show oldu, seyircisine kavuştu. Büyüdü, talk show oldu, talk show oldu, huzuru sahnede buldu. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Karanlıkta böyle hıyo diye biri bağırınca şey oldu. Ne yapıyorsun Deniz? Sen heyecanlanınca nasıl hissediyorsun? Yani insan bir tedirgin de oluyor tabii ama bir yandan da böyle bir şey, bir gururu okşanıyor derler ya, okşanıyor yani. Yani inşallah gurura denk geliyor. Yani nerede? Mesela ben karnımda hissediyorum. Evet, siz kısa olduğunuz için karnına denk geliyor ama... Ha, ben ya, sen onu... nerede hissediyorsun mesela? Evet, ben de kısayım, ben de. Peki, açın perdeyi, biraz derinlik verelim. Derinlik. Ben böyle seni çok şey görüyorum. Ben seni hiç görmüyorum hocam, neredesiniz? Oo, işte bu. Ha, şurada yakın, kaç para elektrik gelecek ya artık. Onu yapmayalım, ha. Evet, hazır hissediyorum. Da, evet. Evet. Çıkayım mı ben? Hayır, çıkma arkadaşım. Çıkmıyorum. Kovamıyorum ki seni. Evet. Yani bu memleket hani bu kadar sevilen bir salak görmedi. Estağfurullah, estağfurullah. Al mikrofonu kenara. İnsan kendiyle ilgili biraz daha mütevazi bahseder. Şimdi... kenara. Seyirci alkışlayıp gaz vermeyin buna. Siz gidiyorsunuz. Kaç senedir para almıyorsunuz? Estağfurullah. Hocam, istiyorum. Hazır hissediyoruz bugün kendimizi. Şu tarafın ışığı da yakılsın. Niye öyle? Efendim? Yani o taraf sanki şey parasını ödememiş gibi. Tamam, anladık. Evet. Burası ayın 15'inden sonra. Evet arkadaşım. Ben şimdi bir arkadaşımızı çağırdım. Gençler arasında anket yaptım. En çok o çıktı. Kim? Bil bakalım. Ha, Mini'yi mi çağırayım? Hayır, ha Mini'yi çağır tabii. Onu unuttuk ya. Ne oldu? Evet, çağır. Ben olmasam bir hiç ya. Huzurlarınızda Minik. Yapmanız lazım. Oo. Şu güzelliği al. O ne lan? Ya seni öpeceğim. Ya. Hakikaten sözün erisin ya. Ne oldu ki? Geçen benim DVD'lerden biri kayboldu. Orijinal hikayeyi bulmuş. Resimli mi? El çizmesi. Bunu ben çok teşekkür ederim. Gerçi sen de kalsın, ben alacağım sonra. Gerçi ezbere biliyorum onu. Prologunu biliyorum onu. Şimdi konuğu çağırıyoruz, tamam mı? Minik değil mi? Hayır, değil. Aa, sen ne yapıyorsun Müsyen? Şşt, burada açma oğlum, yukarıda kamera var. Tamam oğlum. Sen iyice yaydın ha, bir şey çaldığın yok. Başka bir yere otur, konuk gelip oturacak oraya. Bence ekip tamam hocam. Şimdi çağıracağım konuğumuzu, tanıyor musun?
Daha şimdi öğreniyorum konuk geleceğini. Ben tanımasan nerede... da çok büyük tanıyor. Çünkü kimseyi tanımıyorsun ya. Tek beklentimiz senden doğru düzgün talk show yapıp gelen insana sorular sorman. Ben güzel bir seyircimiz var. Bugün enerjiyiz. Güzel olacağını hissediyorum her şeyi. Tamam. O zaman müzisyenlere işaret ver. Sonra da Alina Boz geliyor diye anons et. Oo. Evet. Öyle mi? Evet. Ben çok severim onu. Nereden biliyorsun, kimseyi tanımıyorsun sen? Ya çaktırmasana. Ha tamam. Süper. Seviyorsun. Harika. Evet. Çok seviyorum ben. Ya normal işaret veriyorum. Seyirci varmış işareti veriyorum. Ya bir durun. İşareti verdikten kaç dakika sonra oğlum, girdiniz? Oğlum sizde hemen Meksikalı konuk... Konuk sanki Meksika'dan geliyor. Arkadaşım. İşareti verdiğin anda çalmaya başlamaları lazım. Keskin ver işareti. Ben biraz fasılalı verdim, evet. Ondan. Benden kaynaklandı. Hazır mısın? O işareti iyi mi? Bir dur. Ben çevireceğim. Şu işareti bir hareketle ver. Bu bir hareket aslında da o tez davrandı. Tek hareketle ver işareti. Bağırsana. Ne çalıyorsunuz lan? Hayır. Çok... Konuğu anons etmek için bağırsana. Ve evet. Üç... Arkadaşım oradan alıyoruz. Oradan. Şey yapayım. Evet, senin kalça biraz çıkıktı. El havadaydı. Ya illa orada o olmadan yaşayamıyorsun ya. Nasıl? Arkadaşım. Ondan evet. Sonra ben psiko. Hazır. Bağır. Oh! Hayır. Biraz sert çıkardım o yüzden. Dur müzisyenler bir dur. Arkadaşım ne diye bağıracaksın? Belim ağrıyor ya. Bir anda böyle yapınca. Konuğun ismini L5. Anons edip bağıracağım. Evet. 3, 2, 1. Vallahi. Öbür ekip gelsin mi? Sen ne yapıyorsun Gökhan abi? Senin mikrofon niye aşağı bakıyor? Nereyle konuşuyorsun abi sen? Ya arkadaşım yapma lütfen. Sahne dünyasının nemene bir yeri olduğunu seyirci de görsün artık. Sen sadece konuğumuzu anons et. Evet, ben müziği koyarım. Montajda. Buyurun. Ya niye? Ben ne dedim? Montajda koyacak müziği ben şimdi ya. Ne dedim? Ben sizi montajda koyacağım. Evet. Arkadaşım ama siz çalıyor gibi yapın. Arkadaşım bağır. 9-8'lik çal göt olsun montajda. Çok özür diliyorum. Sen oynat. O, ne yapacaksın? Arkadaşım. Ne dediyorsun? Ne dedin sen? Üç aramızda. Bak çok havalara giriyorsun. Yok estağfurullah, ben orkestrayı şey yapayım dedim. O, havaya sokayım diye. Onlar jest. Lütfen. Çağır, bağır kızı. Lütfen 9-8'i çalın. Bağır, konu var. Ve Alina Boz. Ben bu tarafa geçiyorum. Buradan ağırlıyorum. Geliyor mu? Nerede? Montajda mı gelecek? Çağır, konu al gel. Allah sizi... Ah, merhaba. Aynen, merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim siz? Gel kız. Şöyle seyirci görsün. Ay pardon, seyirci görsün. Teşekkür ediyoruz geldiğin için. Arkadaşım. Arkadaşım ne yapıyorsun? Çok da gelmeyin dedi. Burası gerici bir ortam. Kızcağız gerginliğe maruz bak, kalmasın. İyi yani. Ev sahibi, i̇yi misafir ev geldiğinde de salonda ne yapar? Bağırır. İsmini bağırır. Ve işte karşınızda Alina Boz der. Salonda. Evet, iyi camı ev sahibi. Açıp komşulara mı? Aman bize kimler geldi? Hani o da. Siz tam hakikaten nerede yaşıyordunuz onu arkadaşım, sormayacağım artık. Sormuyorum. Kızı elinden tuttuğun gibi seyirciye anons etmen evet. Lazım. Evet, huzurlarınızda söyle. Dünya tatlısı Alina Boz. Hay canım. Lütfen. Ben kaçtım. Gel şuraya sayın seyirciler. Sayın seyirciler. Bizim salak nasıl bir talk show yapacak bizim şimdi yönetmen, göreceksiniz. Bakalım. He? Seni seyirciye ben de seni anons ediyorum. Sayın seyirciler bizim salak ne biçim bir talk show yapacak. 3, 2, 1. İşte karşınızda şahane insan talk. Buyurun. Şaka seviyesi bu işte. Bunlar 10 yıldır bunlar. Arkanı dönme ediyorum. Kelin parlıyor. Parlasın. Hoş geldin. Gerçekten çok sevindim. Nasıl gidiyor Parçala Behçet? Parçalı... Çok şükür sizin. Sağ olun. Paramparça. Soru yazdım. İkizim. Çok benziyorsunuz gerçekten. Ama ayrı dünyalardan. Jüpiter. Siz? Konuşmuyor. Alina Hanım'ın sesini açın biraz, ben duymuyorum. Müzisyeni de duymuyorum gerçi ama.
Ne yaptın? Çok seviyorum izleyerek. Nerede izleyerek? Şimdi işte oraya geleceğim tam. ben gerçekten bayıldım. Dizide bayıldım. Yani sitayişle bahsediyorum. Gerçekten ciddi söylüyorum yani. Çok hoşuma gitti. Çünkü senin gibi dünya tatlısı bir kızımızın, hanım kızımızın... ...aslında gergin olabilecek bir rolü oynayıp... ...bu kadar sevilmiş olması bence büyük bir yetenek. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok genel konuşuyorsun arkadaşım. Bunu her oyuncuya söyleyebilirsin. Kızla ilgili özel bir şey yap. Üç gündür odanı takip ediyorum. Yani özel ne söyleyeyim kızcağıza? Gencecik kızı. Ben onu takdir ediyorum şu an. Biraz gençleri takdir edeceksiniz ki. Kime laf sokuyorsun? Böyle genel sokuyorum işte lafı. Yeri olan, uygun alan alsın yani ben. Arkadaşım, Alina Boz'a özel bir şeyle başla. Evet. Murat Boz'un neyi oluyor? Bu sadece ona özel olabilir çünkü. Yani soyadı tutması lazım. Bu senin geçen haftadan kalan çay mı? Gerçekten seni burada ağırladığımız için çok mutluyum. Şimdi sen nereden oldu da girdin bu işlere? Oyunculuk işlerine. Yoksa buraya mı? Böyle yapacaksan kalkar gidelim. Oyunculuk oyunculuk. Nereden çıktı oyunculuk? Neden çıktı? Çünkü tatlı bir insansın. Genelde tatlı insanlar oyuncu olmaz. Böyle havalı tipler oyuncu oluyor. Teşekkür ederim tekrardan. Hangisi adına? Havalı dediğim için onlara mı? Yok, kendi adıma. Kendi adım. Evet. Peki sorunun cevabını alır mıyım bugün? Yani ne? Bilmem, bir şekilde oldu. Seviyordum şansıma. Allah'a mı? Oldu, evet. Yani birine mi dedin? Ben bu dizide oynayayım mı dedin? Evet. Yoksa biri seni önerdi mi? Yok, hayır. Ajansım vardı. Oradan ajansın oldu. Var? Şans. Şans mı? Şans. İsmi mi ajansın? Yok. Ben gerçekten... Benim hayattaki şansım. Ha şans. Yok canım, ne alakası var? Yeteneğim varsa bu hiçbir şey şans değildir tatlım. Yetenek varsa şans ikinci planda kalır. Yeteneksizsen şans birinci plana çıkar. Öyle çok arkadaşım var benim. Çok ciddi daha geniş gidiyoruz bir insan hocam. Olsaydı, çok ciddi gidiyoruz. Yok yok, gayet iyi. Sen bakma bana. Ben biraz bağırsaklarımı düşürmüşüm. Ondan gerginim. Şimdi arkadaşım, rolünüze nasıl çalıştığınız beni asıl ilgilendiriyor. Yani role... çünkü bunu bilmek istiyorum. Yani şimdi diyelim ki dizide de babanla ayrı bir ilişki var. Orada anneyle ayrı, kız kardeşinle ayrı bilmem falan filan. Şimdi başka bir projede de konuk oynadın. Role nasıl çalışıyorsun? Ben çıktım, bunu bir sayfa olarak yaz. Şaka yapıyorum, en gıcık şeydir bu. Çünkü ilk 10 dakika kimse bir şey yazmaz, goy goy yapar. Nasıl hazırlanıyorsun rolüne? Nasıl hazırlanıyorum? Okuyorum, içimden geldiği gibi nasıl oynamak istiyorsam öyle oynuyorum, nasıl doğru olacağını düşünüyorsam. Kimse müdahale etmiyor mu? Etmiyor. Yönetmen müdahale ediyor tabii sette. Kim o ya? Yönetmen, hocam. Ver onun cebini ver bize. Arkadaşım sen ne yapmaya çalışıyorsun kızla? Soru sorayım ben mesleğinle ilgili. Tam gayet güzel soru sorarken arada tam kız mevzuyu açıklarken bambaşka bir şey oluyor. Bir de bu artistik hallerin ne senin? Sen oyun rolüne nasıl hazırlanıyorsun? Evet yani? Biraz şey yaptın değil mi? Keskin oldun. Ne biçim bir artistik? Sanki hocaların hocası gibi davranıyorsun. Ordinary Yusuf Talk Show. Tamam, kız rolüne nasıl hazırlanıyor yaptıracağım. Aynısını sen de yapacaksın. Evet. Aynısını sen de yapacaksın. Alina mesela bir replik söyle. Rolünle ilgili bir şey söyle. Babana mesela bir repliğini söyle. Var mı anne baba burada akraba? Babam burada. O zaman vazgeçtim. Babana söyle. Hoş geldiniz. Ah canım hanım kız ya. Hoş geldiniz laf. Evet Alina. Mesela... Çay ver. Çikolata, çay, çikolata, tuzlulardan... Hadi, 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 hadi. Kızcağızın babası burada. Kız babasına biraz ehemmiyet gösterin. Evet arkadaşım. Şimdi... Şimdi benim. Alina sen diyelim ki arkadaşım senin sevgilin. Tamam. Bozuşmuştunuz. Tabii ki de çünkü babası burada oturuyor. Evet geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşım. Herkese... Dur. Rol gereği. Kız rolüne nasıl hazırlanıyor dedin ya. Evet. Alina mesela aynı erkeğe 3 ayrı şekilde cümleyi söyleyebilir misin? Mesela kızgın, sevinçli bir de ne olsun arkadaşım? Pıtırcık. Ne bileyim ben. Siz de kızgın, sevinçli. Kızgın, sevinçli. Heyecanlı. Ve, efendim? Heyecanlı. Heyecanlı. Evet. Evet ne ki? Konu ne? Olay nerede geçiyor? Olay şurada geçiyor. Kalk ayağa. Gel öne bir dakika. Alina, sana diyorum. Özür diliyorum bana. Hayır. Alina da gelebilir. Alina gel öne. Ne yapıyorsun sen galiba ya? Galiba pantolon yırtıldı ama. Böyle kızı oraya niye aldın?
Yok ben almadım, kız kendi geçti. İçinde var. Demek ki tiyatroya doğru mail var. Evet arkadaşım. Evet. Şimdi Alina gel hayır. Oradan iki adım. Gel iki adım. Öne doğru iki adım. Öne hayır doğru. Hayır hayır. Yana bana. Doğru iki adım. Hangi yana? Bana göre sağ. Bizim için önemli olan bizimki. Evet. İki adım yana gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Müslüman senden çok rahatsız oluyorum. Piyanonun başına geçer misin? Arkada guduvet guduvet oturuyorsun, bir şey okuyor ya. Kusura bakma. Piyanonun başına geç. Piyanonun önüne otur demedim sana. Parmaklarını piyanoya sok. Tabii. Çalacaksın. Evet Alina gel soldan arkadaşım. Benimki kırbaçlı. Ne kırbaçlı senin? Bardak. Sen sağda duruyorsun. Sen Alina'nın erkek arkadaşısın. Tanışalı yarım saat olmuş. Tamam Alina. Şimdi... Neredesin ya? Tipik Türk erkeği. Daha yarım saat. O sana mesela. Nasıl davranırsa sen aynısı şekilde cevap ver, tamam mı? Alina nasıl davranırsa. Hayır Alina sen şimdi hayır, çok mı? Kızgın bir şekilde gel. De ki beni niye bu saatte buraya çağırdın? Evet 3-2-1 gel. Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Kız başarılı. Arkadaşım. Hafif bırakmış olabilirim. Kız başarılı. Vallahi ciddiye, yo ciddiye aldım yani. Vallahi. Aa. Alina, ben kızgın suratını göremedim. Dedikten sonra bana doğru döndür. Şarkı... Arkadaşım cevabını veremem. Islak mendil var mı ya? Ne yapacaksın? Evet, şöyle bulunsun. Evet arkadaşım. Dur orada. Demin artistlik yapıyordun. Aynı şekilde cevap vereceksin. Evet. Alina, gel. Aynı şekilde cevap versen... Sonra oraya mı bakayım? Nerede? Bana bak, suratını yani, göreyim. Ben sonra. Göremiyorum ya arkadaşıma baktığın için. Ha. Evet, 3-2-1 gelir Alina. Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Alina sen misin? Gidelim mi? Ne oldu, utandın ne mı? Ne yapıyorsun? Ya utandın değil mi? Çocuğun durumunu tahsis etmeden... Arkadaşım, ben yönetmen olarak çocuğun durumunu normal tahsis ediyorum. Normal edersin evet. Tabii. Aşk çocuğu kör etmiş. Alina, tam gel, söyledikten sonra da çok heyecanlı ve neşeli ol aynı anda. Çok sinirli gelip çok heyecanlı ve neşeli ol. Arkadaşım sen de çok sinirli başlayıp çok heyecanlı ve neşeli cevap ver. 3-2-1 gel Alina. Bu ilişki yürü... Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Bir şey konuşacaktın da herhalde o yüzden kız. Bu tarz mı? Süper. Şimdi... Süper mi? Evet. Senin yapacağın film çok merak ediyorum gerçekten. Sen manitaları mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Alina, şimdi tekrar gel. Sen şimdi pamuk prensessin, tamam mı? Tamam. Sen de 7 cücesin arkadaşım. 7'si birden miyim ya? Hayır, 7'si birden çok olur. 4'ü birdensin. Hah, tamam. Hangilerisin? Çok iyi oldu. Hangilerisin? İlk 4'ü. İlk 4'ünün ismini söyle. 1., 2., 3., 4. işte. Hayır, lakaplarını söyle. Lakap mı? Evet. Kıllik, çıllik. Hayır, öyle değil ya. Onların lakabı var ya. Muşta. Jilet, gel git Osman, pötrek göz. Arkadaşım böyle 7 cüce duydun mu hiç var. Hayatında? Var. Bizim Ceyhan'da, Adana Ceyhan'da arkadaşım, var. Arkadaşım. Bunlar yapma. Sanayideler orada. Ne var lan? Adana Auto Sanayi. 7 cücesin. Birincisi sanayide. Hala 7 cücesin diyor. Birincisi sanayide, ikincisi ta Afyon'da onların. Mal arkadaşım, sevimli, kızgın, bilgin, uykucusun. Tamam. Tamam. 4 olarak cevap veriyorsun kıza. Alina, prenses olarak gel, çok neşeli gel, sinirli devam et, heyecanlı bitir. 3-2-1, buyurun. Kimdim lan ben? Beni niye bu saatte buraya çağırdın? Bir dakika, bu cücelik transformasyonu beni bitirdi. Dur kız, bir şey... Ben hangisiydim? Sevimli, erotik... Sevimli... Erotik... Hayır, sinirli... Sinirli, erotik... Uykucu... Uykucu. En son amcaları gelecek, o erotik. O sinirli. Sinirli. Sevimli. Sevimli. Şey, neşeli, sinirli. Neşeli mi, sinir, sevimli mi, sinirli arkadaşım, mi? Arkadaşım ikisi de aynı. Neşeli, neşeli, sinirli, neşeli, şey... arkadaşım kafamı karıştırma. Özür dilerim, evet. Ben de hata. Ya. Evet. Neşeli, neşeli, sinirli... Bilgin, bilgin, bilgili, hayır, ha. Bilgili, neydi öte, uykucu. Şimdi bilgili aynı zamanda gıcık. Neşeli, sinirli, bilgin, uykucu. Evet, Alina gel, 3-2-1. Şey hala çok... O cücelerin hiçbirinin boyları eşit değil yalnız. 3-2-1, Alina şöyle geliyorsun. Eteklerini savura savura, evet, 3-2-1, buyurun.
Yanlış yoldan geliyorsun. Yanlış yoldan. Yok, bu bilgili, o yüzden. Bilgin, ikinci. Neşeli, üçüncü. Sinirli, dördüncü. Erotik. Uykucu. Uykucu. Tamam, erotik. Evet, uykucu. Sen nesin yani. Alina? Pum prenses. Tamam, busun. Ama nasıl geliyorsun? Eteklerini savura. Hayır, sonra ifaden nasıl? Sinirli. Sinirli geliyorsun. Heyecanlı devam ediyorsun. Sonra neşeliye girdiğin anda sinire dönüyorsun. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Beni bu saatte niye buraya çağırdın? Kestik. Alina, niye yere oturuyorsun? Göz teması kurmam lazım. Empati yaptı. Arkadaşım, sen o zaman koltuğa çık, koltukta cüce ol. Niye? Kız empati kuramıyor senle. Ama cüceye mi? Sen rahatına bak. Tamam, o zaman oradan geliyorsun Alina. Gelmişsin, bir anda sinirli, çok yüksek sesle bağır ona. Evet, bilgili kendinden geçsin. 3, 2, 1, buyurun. Yazık ama ya. İyi yaşa Barış. Bağır Alina. Beni bu saatte niye buraya çağırdın? Bana çok ters düşecek ama bilmiyorum. Bilginsin sen, bir cevap i̇şte, ver. Hemen sinirli çok... sana sinirlensin. Tamam işte, söyle, sinirli ol. De... Sinirli. Ne? Çağırırım sana ne? Neşeli. Çağırdım kız, ne olacak? Uykucu. Ay ne bağırıyorsun, uyandım ya. Uykucu. Sen bağırırken arada gitti uykucu, söyledi. Ne dedi uykucu? Hadi geç, yayında seyredersin. Evet. Yayında toplar. Alina, şimdi arkasına geç, arka tarafına geç. Ver romantik müziği. Arkasına dolaş Alina. Arkasına dolaş. Arkasına çok romantik dolaş. Bir konuş. Çok romantik bir şeyler söyle. Çok romantik. Ha sen mi dokunuyorsun kız? Ben ne oluyor dedim ya. Çok romantik bir şey söyle Alina. Oturmadan olmuyor hocam. Tamam, otur. Çok romantik bir şey söyle. Hayat kısa, kuşlar uçuyor. Hayat kısa mı? Cüceye söyleyecek laf mı bu ya? Hayat kısa, Santana göre. Nasıl hikaye? Merhaba Bilgin amca, kaça gidiyorsun sen? Hayat kısa, kuşlar uçuyor değil mi? Hayat uzun, uçaklar uçuyor de. Evet. Evet, söyle Alina. Şahirane. Çok romantik. Ver müziği. Hayat uzun, uçaklar uçuyor. Sinirli. Hayat uzun, uçaklar uçuyor, sinirli. Hayır. Sinirli olarak cevap veriyorum. Ben sinirliyim. Evet ya. Bana ne uçaklardan ya, bana ne? Hayat uzun olsun. Bana kısa. İstediğim hiçbir şey yapamıyorum. Neşeli. Ama dünyanın umurumda değil yani. Uykuşu. Ne bağırıyoruz lan birbirimize? Bilgin. Şeyden dolayı bağırıyorlar. Kendi sorumu cevaplayayım Bilgin olarak. Evet. Evet mi? Ya Bilgin olarak cevap ver kıza. Ne konuştuğunuzu zerre anlamıyorum. Şimdi Bilginler böyle mi cevap veriyor? Kalbin nasıl atıyor değil mi? Gergin. Evet. Çok sinirli bir şey değil mi? 10 yıldır bunları yaşıyorum. Neyi yaşıyorsun ya? Kıza demin artistlik yapıyordun. Sen oyunculuğa nasıl hazırlanıyorsun falan yapıyorum. Sen yapamıyorsun işte. Tamam. Biraz arkanı döner misin Pamuk Prenses? Ayıp yani. Arkadaşım. Al kızı şuraya, devam et talk show'una. Ya tamam da insanca bir şey oynasanıza, ben merak ediyorum nasıl hazırlandıklarını. Böyle sen değil ki. Sen söyle, ne oynamak isterdin mesela kızla? Ya kız oynadığı dizide herhangi bir sahneden bahsediyorum. Ben Pamuk Prenses yedi cüce demedim ki. Şimdi kapıdan giriyor. Onun okulda yaşadığı bir stres vardı, seyrettim bir gün. Ha. Babasıyla bir sıkıntı yaşıyor eve geldiğinde. O onu nasıl yaşıyor işte. Neydi o sahne? Söyle bakalım. Hangi sahne? Şu an tamamen götümden attım, o yüzden yazdım. Ona benzer bir sahne var. Evet, hatırladın sen o sahneyi. Hatırladım. Ben hiç bilmiyorum yani. Arkadaşım yapamıyorsun ya. Geç şuraya, talk show'una devam et çabuk. Lan ne yapamıyorsun? Yapıyorum işte, anlaştık biz ya. Öyle mi? Tamam gel, öyle sen mi? O sahne. Yönetmendeki otokontrole bak, öyle mi? O zaman devam. O sahnede arkadaşımı dövüyordum ama kafasını duvarlara... Tamam hocam gelsin, arkadaşın olsun. Arkadaşım sahneyi bilmiyorsun, kıza uyduruyorsun. Ya öyle bir sahne var, o evden geliyor, okulda bir halt etmiş o. Ne yapmış okulda? İşte bir gerginlik yaratmış. Ne yaptın kız okulda? Şey yapıyor ya, kardeşi, o asıl çocuk benim, asıl sen değilsin, beni daha çok seviyor, seni daha çok seviyorlar geyiği. He. Ondan dolayı sinirle okulda bir halt ediyor. He. O da babası kulağına gidiyor. Eve geldiği zaman da fıldır fıldır odaya, mermerlerden yürüyüp odaya gidiyor. Sonra ne oluyor? Sonra ben işte kapattım, DVD'ye başladım ben.
Ödünç alırsın. Bunun nesini oynayacaksın? Orası. Neresini mesela? Şurası. Ne bileyim ben orası işte. Sen söylediğin ne şey yapıyorum ben. Sen yoksun ki hikayenin içinde. E tamam, benim olmama gerek yok ki. E o zaman kız kendi benim kendine oynamış olacak. Benim seyrettiğim filmin içinde maalesef ben yokum ama seyrediyorum bir Umut. Kıza bir şey sor. O sahneyle ilgili bir şey sor. Nereye gittim şu an ya? Nereye gittin? Hiç geldim hemen. Hazır hissediyorum. Kıza o sahneyle ilgili bir şey sor. Soruyorum, o sahneyi nasıl oynadın? Onu sormayacağım. Ben onu nasıl çalıştı, nasıl yaptıklarını öğrenmek istiyorum. Ya nasıl yapıyor olabilir? Bu duvar değil ki, duvar işçisi değil ki bu. Ya çok özür diliyorum. Acaba anne gaz var zannedip mi doğurdu sizi? dur bey, bir şey yok. Aha çıktı. Yani neyi anlatamadım, onu anlamadım ben. Ya insan rolüne önceden niye hazırlansın? O sırada orada oynuyor, İşte çekiliyor. Türk sinemasına yaklaşış bu. Evet, oturt kızı yerine. Oturt kızı yerine. Geç yerine tekrar. Evet, geç yerine tekrar. Ve şimdi kim bilir ne acayip merak ettiğimiz bir şeyi soracaksın. Atıyorum, geri geliyor ya. Atıyorum, geri geliyor ya. Cüceleri nasıl buldun? Yani bilgili olanı çok şey yapamadım, anlayamadım. Öyle, evet, ben de anlamıyorum onu. O benim yönetmen bir arkadaşım var, onu oynadım. Her boku bilen birisiyle. İlk şeyi sordum. İlk oyunculuğunu kim keşfetti? İlk Orhan oyuncu gir. Kimdir dünyada? He? Hayır. Kim keşfetti? Demin sordum ya, ben nasıl gittim? Ben ajansa yazıldım dedi. Ama ilk kim dedi ona mesela? Sen git oyuncu olmalısın diye. İlk kim dedi? Diye. Tarihte sana ilk kim dedi oyuncu diye. O tarz oyuncu da... olmalısın sen diye. Ha, oyuncu olmalısın sen dedim. Mesela baban destek çıktı mı? Çok çıktı. Babam çok çıktı da onun çok komik başka bir hikayesi var. Onu sonra anlatırsın. Hayır, komik diyor anlatsın. WhatsApp'tan yaz onu. He? Komik diyor anlatsın kız. Neymiş bakayım, anlat kız. Ya benim için komik ya. Size komik gelmeyebilir de 9 yaşında bir alışveriş merkezindeydim. Galiba 9 yaşlarındaydım. Ha sen. Ben de çünkü 9 yaşında bir alışveriş kostümü giymiş diye. Bir abi dedi bana, oyuncu olsana, ajansa yazılsana diye. Babamlara söyledi. Onun vesilesiyle oldu aslında. Noel Baba söyledi sana. Evet. Ben onlar bir işe yaramıyor zannediyorum. İlk defa hayatında ilk defa hayırlı bir şey yapmış yani. Ertesi sene gördünüz mü onu? Yok, görmedim. Gitti o, çünkü o eski senenin Noel Babası. Gitti. Arkadaşım kalk ayağa, masanın etrafında dön. Çok. Sedef! Yahu bir şey yap konukla. Ya konukla ne yapayım? Ben konuğa soru soruyorum. Bir şey canlandırmak istedim, izin vermediniz ki. E tamam, canlandır orayı. Ya kız ben... sen gelmişsin şeyde. Mermerlerden koştun, odaya girdin. Odada baban var. Sen bir halt yemişsin okulda. Evet. 3-2-1 koşarak gel, aç kapıyı. Tamam, nesin sen babam, arkadaşım? Efendim? Baba. Babasısın. Evet. 3-2-1 koş gel. Nereden geliyor? Ben mi geliyorum? Okuldan geliyor. Koş. Koşmam şart mı? Evde koşmayın dedim kaç kere. Çık dışarı, arkadaşlarınla oyna. Arkadaşım, kız eve geliyor dedin ya okuldan. Ha, evet. Sen babasısın. Ben, okulda evet. Ne yapmıştı? Ders. Hayır, okulda bir şey yapmıştı öbür evet. Kızla. Ha. Ha. Evet. Sen ha. En çok beni mi seviyorsun, öbür kızı mı seviyorsun? Biraz, Alina şöyle bir gel. Biraz da evet. Burada çok geride kalıyorsun, şey oluyor. Ne oluyor evet. Bilmiyorum. Alina, koş gel. En çok beni mi seviyorsun, onu mu seviyorsun? Aç kapıyı, 3-2-1 gel. En çok beni mi seviyorsun, onu mu seviyorsun? Ha, o mu soruyor? O soruyor. Seni deniyorum. Gel. Kapıyı açmaya çalış. Kilitli bul önce kapıyı. Gel. Sen değil o. 3-2-1 sinirle gel. Kapı orada değil Alina. Kapı nerede? Arkadaşım kapıyı göster. Çık dışarı. Önündeki kapıyı göster. Şu kapıyı açar mısın? Arkadaş, ben... Alina'cığım yarım metre önünde bu salam. Dolapta sıkışmışım ben. Evet, bunun yarım metre önünde kapı. Gel koşarak. Şurada değil mi? Tamam. Şu, mesela şu tamam. Misal, şurası o şekil kapı. Tamam. 3-2-1 gel. Zorla, vur omuzunla kır kapıyı, gir içeri. Şimdi söyle. Söyle mi? Ağlayarak anlat. Niye kırdık kapıyı? O ağlıyor, çok özür dilerim. Ben hikayeye şu an vakıf oldum. Hazır. Ne oldu? Beni mi seviyorsun, onu mu en çok? Yavrum, aşkım. Aşkım ben tabii ki de amcanızı seviyorum. Ne amcası? Ya öyle bir hava var, bilmiyorum. Arkadaşım saçmalama. Sürekli böyle bir avukatla ofiste oturma var ya. Aşk arkadaşım, olayı nereye götürdün? Sen götürdün, sen kaşındın. Ben... Şey, Alina, sen ikna olma. Ağlayarak, bağırarak beni mi, onu mu, ne derse desin ikna olma. 3-2-1 buyurun. Ben şimdi ciddiye şey yapıyorum. Sen hiç kafana takma. Aynen, baştan başlıyoruz. 14 yaşındaki Hazal'ı oynuyorum ama.
He? Bir şey yok. Uyarıyorum şimdiden. Ne diyor? Çok ergen oynuyor. Ha tamam tamam. De, tamam. Zaten ergen oynayalım. Geçe kalmasın insan. Tamam. Hazır. Alina, kapıyı kırdığın anda arkadaşım... İşimden sen atlasın. Sen arkan dönük ve kapı kırıldığı anda ne yapıyorsun? Tövbe, tövbeler gelsin. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Müzisyen ver geliyor müziği. Ağzınla ses yap. Ağız. Hayır, kıran yapsın. Efendim? Kıran kişi ağzıyla ses yapar. Ha, sen ha, kapıyı kırdığın için sen ağzından pıf yap. Tamam. Evet. Olmaz, saçma değil mi? Karton kapı gibi. Ne olur peki? Hazır. Yani o... Olmaz, o da saçma. Marçelleri siz kırılan kapı yapabiliyor musunuz? Yok değil mi? Vay işte bu. Tamam, evet, alemiyim kapı. 2, 1, gel. Anne bağırsana. Ama kapı kırıldı, dönü... Hah, evet. Kim o? Arkan dönük, kapı kırıldı, ne öyle yaparsın? Öyle bir senaryo görmüş ki kör olmuşum ben o bölüm. Bu ne lan? Kızım! Yavrum! Başka bir fiziksel değişikliği olmamış ama sadece kör. Evet. Kır kapıyı, gir içeriye. Kapı açılır açılmaz. Sen... Kızım. Hayır! Sen çok korkuyorsun. Kız kapıyı kırıyor. Ne yapıyorsun? Kırılan tarafı tekrar koydum. Kız kapıyı kırınca çok korkuyorsun. Çok... Dönüyorsun. Dönüyor. Evet, korkundan ceketin içine giriyorsun. Evet. 3, 2, 1, Alina gelir. Ağla! En çok beni mi seviyorsun yoksa onu mu söyle? Kıvır. Kıvır yavrum. Hayır, mevzuya kıvır ya. Mevzuda kıvır. Konuyu değiştir. Evet. Hayır, o dediğin şey kardeşin mi? Kardeşim. Rica ederim. Değil o benim. Kardeşim o benim değil. Kardeşim o benim değil. O benimdir o benim. Milli bir kavgan var burada. Evet. O senin kardeşin. Siz kardeşsiniz. Hayır değiliz. Beni mi seviyorsun yoksa onu mu söyle? Söyle! Seni. Tam anasının kızı bu ya. Maşallah. Arkadaşlar, aynı anasın yavrum. Heh. Olmadı. Müzisyen. Orada duygusal müzik girersin. Müzisyen girersin. Gel. Çekici anne ol. Aa çok iyi fikir. Allah beni kahretsin. Evet. Bir baba evlatlarını ayıramaz. Hayır. Bir baba için 10 evladı varsa onu da birdir. Hayır, beni seveceksin. Öyle mi? Sadece beni seveceksin. Tamam. Onu sevmeyeceksin. Tamam, onu sevmeyeceğim. Gel. Artı 4 daha fazla seveceksin beni. Babana el kaldırma. Ben seni böyle yetiştirmedim. Bir baba evlatlarını ayırmaz. Beni sen yetiştirmedin. Kim yetiştirdi? Hikaye öyle. Sen kimsin? Bu kızın burada ne işi var? Nöbetçiler! Hikayeler karıştı. Allah'ın salağı. Ben izledim dedim. Tamamen karıştı hikaye. Şeye gitti. Dur. Bence süper film. 400 yılı aynı anda yaşıyoruz içinde. Arkadaşım o da olur. Paramparçayı sonra, orta çağda çekiyor olabiliriz. Sonra Buckingham Dükü huzuruna kabul ediyor. Getirin onu buraya. Efendim benim kız... Kim bu? Hangi diziden çıktın sen? Ne yapıyorsun? Ne yaptığını söyle. Kimsin sen? Kimsin sen? Sen kimsin? Ben babasıyım. Babanın adı neydi? Mahmut. Hayır, senin değil. Alina, senin babanın adı neydi? Dizdeki babamın. Cihan. Tamam, sen Cihan'sın. Tamam. Cihan olarak konuşuyorsun kızında. O kim? Senin ismin neydi? Hazal. Hazal. Sen Hazal olarak konuşuyorsun. Kardeşinin adı neydi? Cansu. Tamam, Cansın. Ben bunlar Cansu. Bir iki dakika içinde benim için çok fazla bilgi. Ben hatırlatamadım. Evet, 3, 2, 1, konuş! Bir sinirli. Sen böyle bir şey nasıl istersin benden? Ben senin babanım. Duygusal. Bir baba evlatlarını ayırabilir mi yavrum? O anan olacak kadın. Bunu kendim yorumladım hocam. Bu herhangi bir kıstasın içinde yer almıyor. Arkadaşım. Bunu yapacak mısın, yapmayacak mısın? Hangisini? Şu İşte sahne. Yapıyorum ben. Tamam. Nesin sen? Tamamen sana bırakıyorum duygu tamam, değişimini. Önce... En az 3 duygu değişimi yaşa, tamam? Ha. Evet, 3, 2, 1. Gel Alina. Gelmişsin zaten, sor. Gelmişiz, evet. Artı 4 daha fazla seveceksin beni. Ne için konuşma bu? Sevmeyeceksin. Babanla böyle konuşamazsın. Yavrum, bir baba evlatlarını ayırabilir mi? Hangi çocuğu daha fazla seveceğim? Of, üstüme gelme, yeni uyandım da. Bu evde ne oluyor? Ya. O olmadan olmuyor. Hikaye tamamlanmıyor.
Bakma arkadaşım. Bu çok... Sahne bu çok iyiydi. Gel. Bu çok iyiydi. Sağ ol, soldan gel. Tamam mı? O beni de artı dört daha fazla... Az önceki gibi gel. Tamam. He. Az önce yürüdüğün gibi gel soldan. Geleceksin, geleceksin. Hiç çaktırmadan. Çağ diye bir... tokatı yapıştıracaksın kıza. Tövbe tamam. De, evet. Kadına şiddeti hayır. Dizi ya. Efendim? Dizi bu. Ha dizine vuracağım. Tamam. Hayır dizi dizi. Alina sana dizide hiç baban vurmadı mı? Hatırlamıyorum. Vurdu galiba. Gördün mü? Bak vurmuş. Bilmiyorum. Vursa da gelmemiştir çünkü... evet. Vuracaksın. Alina sen diyeceksin bana vurdun. Sen bana vurdun yok, diye. Yok hiç onu şakası yok. Onu bile koymayalım hikayeye bence. O koymayalım. Şey hoş doğru şey söylüyorsun. Koymayalım. Talk show'u yapamayalım. Bunu yapamayalım. O şey ya gerek yok. Yani şeyi vermek lazım. Buna gerek kalmadı her şey çözülebilir. Arkadaşım. Yapmak istiyor musun istemiyor musun? Neyi? Talk show'u. Ya ben istiyorum da şu an mevzumuz başka ya. E bu mevzuda da ilerlemiyorsun. Ne desem yapmıyorsun. Ama ben ne yapayım ya? Sizin istediğinizi yapıyorum şu an. E vur kıza diyorum. Dizide öyle olur mu? Ne kadar zarif yönetmen bütün ya. Dizilerde dövüyorlar. Döveceksin ki döven adam dövenlere bak, dövmenin ne kadar iğrenç şey olduğunu göster. Söyler fikriyle çarpıldı. Dövecek, demek ki bir yanlışlık var. Adam kızına vurunca... Kızına vuran bütün adamlar onu görüp utanacaklar. Anladın? Böyle vurmadan utandırabiliriz. Yap o zaman. 3-2-1 gel vurmadan utandır. Sen bana vur. Bu da gerzek bir baba. Ben vurmayacağım. Sen bana vur. Tamam. Annen görsün. Yıllardır söylüyorum vurmuyor. Nasıl hastalıklar çıktı ortaya. 30 yıllık sıkıntı çıktı. Arkadaşım. Nerede o annen? Yeter artık. Ben 2 dakika tuvalete gidip geleyim mi? Hayır. Kız sana diziyle ilgili bir şey yaptırmaya çalışıyor. Yapmıyorsun. Ne tamam. Dizi? Diğer kız kardeşi ol. Kim? Ben. Evet. Artı dört daha fazla seviyor ya. O kız kardeş olsa. Müzisyen gel. Dışarısı çok soğuk. Evet. İkiniz beraber geliyorsunuz. Önce sen geliyorsun. Of be. Önce sen geliyorsun Alina. Diyorsun ki beni daha fazla sev diyorsun. O sırada arkadaşım arkadan sen geliyorsun. Diğer kız kardeş olarak sen konuşuyorsun. Kimle konuşuyorum ben? Bu kim? O baba. Ha, ben öbür kız kardeşim o babamız. Evet. Ha. 3-2-1 gel Alina. Beni daha çok seveceksin. Cansu'dan daha çok seveceksin beni. Evet çok haklı. Tabii ki kızım Cansu bildiğin gerizekalı çıktı. Arkadaşım. Nasıl geçti opera bu gece? Arkadaşım. Cansu nasıl bir karakter anlatır mısın Alina? Bilmiyorum ki ben. Söyle şuna. Çok saf, çok temiz. Çok saf, temiz. Ha, evet, şey. Evet, evet. Tamam. Tabii ki haklı dedim işte. Olmaz. Neden böyle yapıyorsun? Sen dinliyor kardeşim? Musun burada olanları? Dinliyorum evet. Çok saf, çok temiz kız. Biraz öne gelin abi. Sen neden böyle yapıyorsun kardeşim falan diyecek. Cansu daha da çirkefleşecek. Tamam. Şey, Hazal. Evet. Hazal söyle babana. Gitme. 2'de 1 geri gidiyorsunuz. Gitmeyin. Gel geliyor, şurada. Söyle. Gidiyor. Söyle babana. Beni daha çok seveceksin. Cansu'dan daha çok seveceksin. Ne kadar daha çok kızım? +4 daha çok seveceksin beni. Heh, lafımızı unutmayalım da. Şimdi kardeşin Cansu gelecekti. Gelmedi. Cansu'nun kaç yaşında olduğunu söylemediniz. Ben 2,5 diye aldım. Kızım. Abi ya. Kardeşi bana kızım. Karakterin özelliklerini aynı vereceğim. Aynı eşit yaşındasın. O zaman ikiziz. Değilsiniz. Değiliz. Değil değil mi? Aynı. O zaman başka anne baba. Başka anne babadan değil mi? Evet. Onu daha bilmiyoruz. Annesi babası başka ikisinin. Ha. Tamam evet, hazır. Gel. Hazır. Şey babası aynı. Annesi babası başka olursa kardeş olmazlar. Tamam balım sen anla... Biz anladık sen evde çözersin. Hazır. Efendim. Tamam. Kanal ne diyor oldu? Ki 4 saatten az olursa program seviniriz diyor kanal. Hazır. Gel. +4 daha çok seveceksin beni. Kızım yapma böyle. Cansu da senin kardeşin. Hayır değil o benim kardeşim değil. Lan gelsene. Ne konuşuyorsunuz burada? Sağ kapıdan duyuluyor konuştuklar lan. Bak görüyor musun beni daha çok seveceksin işte. Ben konuşuyorum en azından. Baba. Bütün çocukluğumda senin gibi olayım diye çalıştım. Gitme.
Sen şimdi gülüyor musun? Nefes mi? Senin numaralarını öğrenmem lazım. Kestik. İnşallah. Alina Boz'u alkışlat seyirci. Alina. Şahane insan. Çok memnun oldum. Şahane genç. Çok teşekkür ederim tekrardan. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum ben. Helal. Buradan gidiyorum. Buradan da gidebilirsin. Aha, yukarı çıkabilirim. Buradan direkt alışveriş merkezine. Buradan kapalı otoparka. Ama ben seni yolcu edeceğim. Tamam, buradan gidersen müzisyen olursun. Orası sıkıntılı bir yer. Hadi kaçtım ben. Gel buraya. Konuşacağım seninle. Sen niye talk show yapmıyorsun? Yapmayacağım. Kız arkada yolu bulamadı. Dolaşıp duruyor arkada. Ha buldum. Baban nerede, yollayayım mı? Arkadaşım. Canım. Talk show'da konuk gelince... Evet. ...ona soru sorulur. Sordum. Binlerce soru sormaya çalıştım. Ne sordun? Bir tane örnek ver. Şimdi konuğuna göre de şey yapacaksın, birazcık durumu değiştireceksin. Şimdi gencecik hanımefendi bir kız. Bu kızcağız bize her soruyu soramaz. Bu kızcağız da güzel, efendim, edebiyle sorular soracaksın. Ondan mütevellit fazla soru sormuyorum. Velev ki... Bir de sordum. Çok bilmiş bana velev olayı kabul ettiriyorsun ya. Velev'i bildin mi? Biliyorum. Nedir? Velev ki. Diyelim ki. Oo. Diyelim ki mi, farz-ı muhal mi? İkisi de aynı. Farz-ı muhal ne demek? Farz-ı muhal varsayalım. Oo. Gerizekalı. Akşama kadar yazım kılavuzu okuyorum. Oradan Google'dan bakıp duruyorsun. Arkadaşım hazır ya. Hazır hissediyorum. Bak benim kafayı da çorbaya çevirdim. Ben sana kızacaktım. Evet. Ya niye soru... Ne? Eredik cüce bu. Unutmuştum ya. Gerçekten inanamıyorum sana ya. Aklımızda kalacağına sahne kalsın. İçeriye git. Adam gibi bir şey oynamak için giyin gel. Tamam, o cücüyle devam ediyorum. Ne dedim? Adam gibi bir şey oynamak için. Anladın mı? Anladım. Git içeri. Hazır mısın güzeller güzeli? Hazır mısın, sana diyorum. Bu ne? Müzisyen. Hayır. Ben seni kadın olarak bekliyordum. İşte o gidin diyorum şu doktora yani. O iki seansta bence çözebilirler. Arkadaşım bunu. Şaka yapma bana. Hayır, hazır hissediyoruz kendimizi. Tamam. Dön arkanı bakalım. Evet, güzel. Sıkıntı yok. Dön. Sana demiyorum. Genel. Ortam, her şey güzel. Ama saçının sarı olması sana gıcık bir hava vermiş. Evet. Neden böyle yaptın? Galiba perukların olduğu bir kutu varmış. O kaybolmuş. He. Bu da bu dün sabah şeyde çekilen bir filmden... Ilgaz rica etmiş. Bugünlük bizde kalabilir mi diye. Arkadaşım pislik yapma. Lütfen. Film çekiliyormuş. Pislik peruk yapma. Peruk almış. Ben ne dedim? Ne dedim? Allah ama kızarsın. Öyle bir müstehsi sırıttın ki. Ben öyle bir şey dedim. Biz öyle bir aileyiz ki. Ben buradan böyle gazı hafif açtım mı mutlaka biri ateşi... Oluyor yani. Bir hanım al sahneye hemen çabuk. Evet, bir tane hanımefendi rica ediyorum. Siz kaç yaşındasınız ablacığım? Ha buyurun, tamam. Şimdi 18 yaşla ilgili bir sıkıntı oluyor da televizyonla ilgili. Tam 18 mi? 17 23. Olsa oluyor, 19 olsa oluyor mu? Hayır, 18 yani uzatmadım ben işte öyle anlarsınız ya, ama siz uzattığınız için şey yapayım. Hoş geldiniz abla. 23 müsünüz hakikaten? Daha genç. Kaç, isminiz ne? Leyla. Leyla, hoş geldiniz. Buyurun. Leyla, git arkaya. Leyla Hanım, şunları sökeceğiz. Beni yönetmen gönderdi, git arkaya. Ahşapları kamyona yükleyeceğiz. Taşınıyorlar. Leyla'cığım git arkaya, beni yönetmen gönderdi de. Arkadaşımın da ödemesi varmış de. Arkadaşım gel buraya. Evet arkadaşım. Sen nesin? Bilmiyorum, öyle Ilgaz gibi her türlü hikayede yer alabilir galiba. Kıyafet ehliyet olarak. Kursçususun. Müteahhit mi? Hayır, ehliyet kursçusu. İşte binayı mı yapıyorum yani? Hayır, ehliyet almak isteyenlere ehliyet almayı öğretiyorsun. Ehliyet alma öğretilmez de. Evet, ehliyet nasıl evet, alınır? Evet, biz anladık, arabayı tamam. Sürerek. Biz anladık, hepimiz anladık. Evet, arabayı sürmeyi öğretirsen arabayı ehliyet her yerimize sürüyoruz arabayı. Böyle egzozunu megzozunu. Öyle değil işte. Arabanın nasıl sürüldüğünü herkes biliyor. Bilir. Sen de bu konuda uzmansın. Tamam. Bir beyefendi al sahneye hemen. Bir hemen bir beyefendi al. Bir beyefendi, bir. Bu bir, bu iki. Bu da bir. Hoş geldiniz abi. İsminiz ne? Deniz. Eyvallah. Merhaba. Hoş geldiniz.
Deniz sen konuş, mikrofon alır. Bakmana gerek yok mikrofona. Ha, kaç yaşındasın abi? 21. Ya bir şey ya buraya gel ya oraya şu takılır Allah korusun. Estağfurullah korkma abi buyur. Evet. Deniz, Deniz'di değil mi? Evet. Evet abi. Deniz in tekrar aşağı. Arkadaşım çocuklarla uğraşma. İn Deniz aşağı. Masanın da oraya otur. Kaktüsü kenara çek oraya otur. Plastik abi korkma. Ha, oraya koy abi. Tam oraya koy ki senden başka kimse geçemesin. Ver abi sen. Kalktı. Siz niye durdurduk değil mi sizi ya biz? Neyse dur ben halledeceğim olayı. Deniz ilk hikayede ölüyor. Efendim? Öldü mü? Televizyonda hayatın bu kadar kısa olabilir. Uzatma. Evet. Arkadaşım senden rica ediyorum. Evet. Bu hikayeyi bozma. Deniz'i arabayla güzel çarpıyorum. Güzel bir dizi çekip bütün dünyaya satmayı planlıyorum. Evet. Tamam mı? Tamam. Bu dizinin baş karakteri sensin. Evet. Sen ehliyet kursçususun. Kursçusuyum. Kursçuk yani, böyle... Evet. Ehliyet, araba... Çok eski ehliyetler aralarından böyle kursçuk çıkıyor. Artık değil mi? Of of ben ne diyorum sen ne diyorsun? Deniz sen bunun patronusun. Bugüne kadar 80 kişiye araba sürmeyi öğretmiş, hiçbirisi ehliyet alamamış. Dinliyor Deniz öyle her yerle oynayacak mısın sen? Yok ya. Ben yani burası onun için en tehlikeli sahne çünkü. Yok çok merak ettim. Burada tamam, atıyorsun. Merak edecek bir şey yok. Gel istersen bunu da açıklayayım sana. Arkadaşım. Merak böyle bir şey işte. Bir yerden başladın mı her yere gider. Evet. Evet, arkadaşım seni çağırmış, geliyorsun evet. Fakat kapıyı yana sürgülü yapmış bir türlü bulamıyorsun. 3, 2, 1, hangi gel. Hangi yana olduğunu? He? Hangi yana olduğunu? Hangi yandan olduğunu bulamıyorsun. Hangi, her yer hangi, cam, tamam. Tamam mı? Geliyorsun, tamam. Önce 3 tarafı da sürmeye çalışıyorsun, olmuyor arkadan giriyorsun. Deniz, bağır. 3 tarafa. Ne yapayım? Bağır. Ne de? Gel. Diye mi? Üniversite finalleri mi? Yok, gel diye mi bağırdım? Yok, finaller üniversitenin mi? Evet. Adın ne senin? Muhittin. Değişik olsun Muhittin. Tamam. Bağır. Muhittin diye bağır. Çok sinirlisin. Muhittin gel buraya. Kapı yok. Arkadaşım. Taşınıyor var mı? Sürgülü. Hayır sen sürgülü. Sor. Dışarıdan işaret et kapı nerede diye. Orada orada çek oradan gel. E söyledi nereden çekeceğimi. Arkadaşım sen onu dinleme. Şey Deniz kalk söyle. Ben seninle uğraşamam babam gelsin de. Ben seninle uğraşamam baban gelsin. Hay senin baban gelsin. Benim babam gelsin. Gelsin bana ne beni niye çağırdı o zaman? Deniz aç telefonu aç telefonu. Gerçekten. Hayır o dinle. O... Oğlum gör diye kırmızı koyduk. Deniz'in tedavi masraflarını ben üstleniyorum. Bu çocuğu memlekete kazandıracağım. Taktım. Deniz aç Deniz telefonu. Deniz de belgesel olsun. Aç telefonu. Baba, baba gel de. Baba, baba gel. Serkan baba sol gel aşağı. Ne oldu neye şaşırdın Serkan? Oturuyorsun orada bütün akşam gel çabuk. Çabuk in aşağı. Benim de mesai bitti ben eve gideyim. Gel şuraya. Gel şuraya. Evet Serkan gel yanına. Babasısın. Gel onun yanına değil. Ha. Babanla tanışıyor musun Deniz? Manyak mısın? Tamam da, tamam da siz dediniz ki senin baban gelsin dediniz. Evet de babasıyla tanışıyor. Ha, ben mi tanışayım? Hayır. Baba gel sen. Sen niye geldin buraya de. Evet gel baba. Sen niye geldin buraya? Oğlanın şeyine sınavı varmış galiba. Ya bir şey bir sonuca varamaz oğlan ya ben. Ona kan bağışı lazım. Daha... Çok da benzemiyor. Arkadaşım de ki içeri gireceğim de nasıl giriktiğini bilemiyorum de. Babasına diyorum. Evet. Beyefendi içeri gireceğim otur nasıl giriktiğini bilemiyorum de. Ha, otur. Tabii oturabilirsin. Belin biraz eğik geziyorsun. Bir de kolların bir çok oynuyor yürürken. Hayır. Yürürken kolların çok oynuyor tamam. Dirsekten aşağısı. Heh. İşte bu. Evet gel. Çok saçma bir şey. Gel gel. De, tamam. Söyle de ki beyefendi kapıyı... Beyefendi kapıyı bulamıyorum. Söyle beyefendi kapıyı bulamıyorum de. Beyefendi kapıyı bulamıyorum. Ben böyle yürüdüğüm için nereye gitsem önceden kapıyı açıyorlar. Hiç bulamıyorum kapıyı. Arkadaşım kolların oynamadan konuşma sakın. Evet. Aç, aç şimdi. Aç şimdi Serkan kapıyı. O bile yarıya kadar açabildi. Ortaklı bir yer mi burası? Şimdi o yarıdan girin. Sıkışarak girin oradan. Evet arkadaşım. Girerken ikiniz sıkışın ortada arada kalın beraber. Hayır öyle değil. İkiniz aynı anda geçmeye çalışın arada kalın. Serkan arkada olsun. Ama... Ne oldu ya? Ama bir saniye. Bir dakika. Arkadaşım buradan sıkışmış görünmüyorsunuz.
Gel buraya. Nasıl 11 kamera var? Ben nasıl göstereyim? Sıkıştık işte. Arkadaşım göbek göbeğsiniz. Kafan bana dönük. Serkan diyorsun ki ne yapıyorsun kardeşim? Sıkıştırdın bizi buraya arkadaşım. Ya sen... ne yapıyorsun kardeşim? Sıkıştırdın beni buraya. Sıkıştırdın deyip beni çekiyor kendine. İstemem ya cebime koy. Daya şuna göbeğini. Göbek göbeğe, göğüs göğüse. Evet. Ondan sonra ben say koyayım. Evet, şimdi Serkan ne yapıyorsun kardeşim diyorsun arkadaşım. Sen ya. Bize dön. Nefes alamadığın için konuşamıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun kardeşim? Yeter artık. Git. Arkadaşım, bütün nefesimi içime çekeceğim de çocuğa. Söyle. Onunkini mi? Hayır. Bu kesin yayınlanamaz. Çocuğun nefesini nasıl çekeceksin? İşte yok, hallederiz de. Hangi kuşakta? Arkadaşım. De ki çocuğa, şimdi ikimiz aynı anda nefesimizi içimize çekelim, o zaman... Ve birlikte osuralım, ne yapacağız? Bu hikaye nereye gidecek çok arkadaşım, merak ediyorum. Arkadaşım, ikimiz aynı anda nefesimizi içimize sonra? Çekelim, sonra aynı anda çıkalım, tamam? Ha, evet. Evet. İçeri mi giriyoruz buradan? Serkan, sen diyorsun ki, kardeşim ne yapıyorsun? Sen, evet, 3, 2, 1... Buyurun beyefendi, gelin. Açtım kapıyı. Böyle olmayacak. Beraber... Önce Serkan lafını bir. Söyle. Evet, aynı anda nefesimizi çekersek tamam. Belimiz incelir, rahatça geçebiliriz. 3'e kadar bakalım. Sayıyorum. Evet. 1, 2, 3. Ne oldu? Hoşuma gitti bu. Hocam geçmiyor. Dur geçecek şimdi. Demek iyice çekmedin. Bir şey söyleyeceğim. Tamam, bak tamam. Şöyle daha doğru geçebilirsiniz. Serkan, sen onu havada çevirip kafasını aşağı getirirsen... Tabii, ayak tabii. Başı olur daha öyle kolay geçersin. Öyle bir iki de sektirirse... O zaman içinize çek, iyice içinize çekip küçülün, çek, tamam. Sonra da Rabona'yla beni oraya atıyor, tamam. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Şu elleri çek de. Hazır, hazır bir iki, hadi bakalım. Oh, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Adamım, Serkan için... söyle, sen şimdi ol... Baban geldi, baban, kalk koltuktan, yayılma. Baban geldi, kalk. Buyur babacığım, hoş geldin. Evet, evet, otur Serkan, dön, de ki... Kardeşim 80 kişiye kurs vermişsin, 80'i de ehliyet alamamış. Fırça at, bağır. Evet, 3, 2, 1, buyurun. 80 kişiye kurs verilmiş, kimse ehliyet alamamış. Nefes al. Bir yerden geçemedim, al nefes. Serkan, posta koy, kalk ayağa posta koy. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Ellerinde problem var, onu anlatıyorum. Ellerinde oynuyor. Hocam çok oynuyor her tarafı, dikkatim dağılıyor, şey yapamadım. Arkadaşım sen ona bakma. Oynayacak tabii her yerin. Önemli olan sen gıcıksın ya. Kızdıracaksın herkesi. Gıcık değilim ben. İnce eleyip sık dokuyorum yani. Tamam, hassasım evet. Bu konuda. Söyle. Bugün bir kişiye daha ehliyet randevun var. O kişi bugün ehliyet almazsa kovarım seni de. Evet. Bugün bir kişiye daha randevun var. O kişi ehliyet almazsa işine son veriyorum. İnisiyatif kullandım başka bir... Zaten şaşarım aynısını söylesen. Müzisyen değil, yorumcu. İlla yorumcu. Aynen. Tamam, ben ehliyet... elimden geleni yapacağım. Serkan söyledi ki, bugün o kadın ehliyet alacak, bitti. Bugün o kadın ehliyet alacak, bitti. Bizden mi? Evet. Hayırlısı olsun ya, ben elimden geleni yaparım. Ben en azından bir kişi alsın ehliyeti. Anlıyorum patron, fakat hak etmiyorsa ben o ehliyeti vermem ona. Tamam Serkan, şimdi çık dışarı de, sen ondan önce çıkmaya çalış, gene arada kalın. Lan! Olmuyor hocam bu. Bu sefer sırt sırta kalıyorsunuz. Serkan tahtaya dönük. 3, 2, 1 buyurun. Alttan tutalım mı birbirimizi? Hayır. Tam çıkarken Serkan. Yok siz buyurun, ben 2 dakika tuvalete gideceğim. Arkadaşım! Tamam siz şey... Tamam bitti. Şey hadi bakalım. Kal orada. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Şöyle yapalım. Madem sıkıştık. Ben bu inanılmaz Brezilya kalçamı tam sizin del çukurunuza getireyim. En azından 2 santim kazanırız. Tamam Serkan, sen beli indir, sen kalçayı çukura getir. İn, 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 in. Çok iyi. Evet, böyle. Geçin! Bırak! Şu kapıyı yaptır lan. Evet, Serkan'ı ve Deniz'i alkışlarla gönder yerine. Prodüksiyon, hemen bir tane araba yapın sahneye. Çabuk araba sahneye, yapın sahneye. Araba yapın. Sarp, eşini de al gel. Sarp'ın bir eşi daha yok ya, doktor onu... Net bir şekilde anlattı bize. Arkadaşım, adam sana ne dedi? Bir tane hanım var dedi. Onu dedi, bugün öğretmezsen dedi, seni kovarım dedi. Ne yapacaksın? Demek ki mecburen kıza öğreteceksin evet. Bugün. Tamam. Tamam. Evet. Kıza ne yapmışlar? Bebek. Ben yaptım.
Orgazm mı yaptı? Orgazm mı yaptı? Arkadaşım şu bebeği düzeltsene. Yani... Ne bakıyorsun ya? Bu düzelecek bir şey değil artık. O orada büyümüş yani. Yapacak bir şey yok ona. Evet. Hanımefendi isminiz neydi? Leyla. Evet, Leyla. Leyla geç koltuğa yat. Abi onu şuraya alalım mı biz? Ne? Koltuk burası. Tamam al oraya. Al onları. Taşı. Onları, tut. Onları. Sandalyeleri. Ne yapıyorsun ya? Şuraya yer açıyorum ki herkes görsün. O zaman onları koymayın bir dakika. Bir dakika koyma. Arkada yatağı aç. Aç yatağı. Çabuk ol. Lan ne yapıyorsunuz sahnede 5 kişi? Sarp sen ne bakıyorsun mal mal? Evet arkadaşım kapıdasın. Sarp karını yatır yatağa. Sen yatır yatağa. Yat yat. Siz artık daha yatmayın artık kalkın siz daha. Ya siz daha yeter artık yani. Leyla kafayı kaldır biraz bize doğru. Ha. Yoksa bunlar Deniz'e mi hamile? Hayır. Tamam. Evet öyle dur. Şey hızlı hızlı nefes alıp veriyorsun. Söyle Sarp'a bana bir şey oluyor. Ay bana bir şey oluyor. Olmuş olacağı zaten. Arkadaşım tam o sırada sen çok paniksin Sarp. Tam o sırada kapıyı çal. Gel. Ay. Gelsene lan. Oh, eyvah. Seyirci uyuma. Çal kapıyı. Zır diyorlar. Yok biri tarıyor kapıyı. Zır var. Çal şu kapıyı. Biliyorum. Çal kapıyı. Öyle değil, zır diyorlar. Öyle değil. Ev halkı neden hoşlanıyor bilmiyorum. Evet, kapı çalıyor. Sen panik ol. Bir karına git, bir kapıya git. Koş dur. Ay. Sor, kim o de? Karına koş gel. Ne sorayım? Kim o de? Gel. Kim o? Kanadi. Daha tanımıyor hallerine bak. Kapıya sor kim o diye. Kim o? Kapıya sor. Kapı kimsin? Ya çocuk haklı şu an ya. İçinden çıkılmaz bir durum çünkü. Arkadaşım sen cevap ver ona. Bana mı diyor ki? Kapıyla konuşuyor. Sana diyor. Kim o diye bağır kapıya. Kim o? Beyefendiciğim rahatsız ediyorum. Ertuğç Bey'le mi görüşüyorum? Hayır. Sensin pardon. Ertuğç. Gel buraya. Bakma. Bir gecede bir mesai yapamam. Arkadaşım lütfen. Sen Ertuğç'sun tamam mı? Sarp. Kimsin sen? Sarp. Ertuğç'sun artık. Tamam. Tamam. Bas. Seyirci. Ertuğç Bey. Evet. Ertuğç Bey, Muhittin ben. Evet, kimsin? Bu saatte rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Eşinizin direksiyon hocasıyım ben. Direksiyonun nasıl bir şekil olduğunu anlatacağım ona. Bağır, Sarp. Nasıl bir şey? Öyle değil. Bir karına koşuyorsun, bir kapıya. Nasıl Panisin. Bir şey direksiyon? Ay, ona değil. Karına... Gel kapıya, de ki karım doğuruyor, aç kapıyı. Karım doğuruyor. Oo, ben sonra gelirim o zaman. Hayır arkadaşım. Senin bugün o kıza öğretmen lazım. Adam seni kovar. Ama şimdi olmaz. Şimdi her şeyin önceliği var. Kadıcağız. Bir gir bakalım. Gerçekten doğruyor mu? Bir bak ya, kontrol et. Bakayım, ayaklarımı çıkarayım mı? Ayaklarınızı çıkarmayın. Ayakları çıkaramam çünkü. Ayakkabıyı çıkarabilirim. Olur. Ayağı çıkarırsam büyük sıkıntı olur. Ortalığı. Bayağı ameliyata kadar gider o. Ya acılı da bir şey yani. Saçma da bir laf o değil mi? Ayağını uzatma! Çıkarım. Evet. Gir içeri. Şey galoş giyebilirim ama getirmedim. Keşke getirseydim ama. Arkadaşım uzatmadan canım. İçeriye tamam. Gir. Kadının gerçekten doğumu başlamış mı başlamamış mı anla sorularında. Ne yapıyorsun? Uzatmadan giymeye çalışıyorum. Giyme. Ben onu montajda temizlikçi getiririm. Tamam. Hazır hissediyorum. Gireyim mi? Gir. Efendim. Kolları hayırlı. Unutma kolları. Çok güzel kollarınız. Hayır. Konuşurken. Şuraya bir yere bırakıyorum o zaman. Bütün yol tuttum. ne tarafa geçiyoruz? Böyleymiş. Ertuğç Bey. Ertuğç kendini yatağın üstünde yerlere atıyorsun. Ben eve direksiyon hocası olarak geliyorum. İlk defa beni yatak odasına mı götürüyor adam? Çünkü Türk çocuk geleneği, değil panik. Mi bu? Karısı doğuruyor mu doğurmuyor mu panik halde. Sen bana ne abi ben ne bileyim onu. Doğurmadığını anlayıp kadını sorularını da test edip alıp direksiyon kursu vermen lazım. Efendim kolay Aa, gelsin. Senin kolun devamlı kolay direksiyon kolay tutmaktan gelsin. Öyle olmuş olabilir. Evet ben Heh? Evet 10-20 geçeceğim ben. Aa, süper tamam. Evet sen evet. Kendini yerlere atıyorsun Sarp. Konuş. İnşallah çocuk bundan değildir. Kestik. Kestik. Arkadaşım sorar mısın bu mal ne yapıyor? Bu mal kendini pazarlayan bir ürünümüz. Vitrine koymadan satılan Sarp, bir mal.
zıplıyorsun. Yani panikle sıçrıyorsun. Tamam. Hadi, evet. Söyle, konuş. Hanımefendiciğim, büyük geçmiş olsun. Size de. Çok teşekkür ediyorum. Ben sizin direksiyon hocanızım. Ehliyet sınavı için geldim. Bugün de son şansımız. Öyle mi? Allah izin verirse ne zaman doğum? İşte, yani onu sormak lazım. Ne oldu? Ne bakıyorsanız yiyin ya. Arkadaşım gel ya buraya. Senin, şu halde kadın ne kadın zaman... Bu kadın senin son şansın. Benim son şansım falan değil onunla. Son şansın. Ben bugün bu kadına öğretmezsen kovulacaksın. Kadını kaldırmaya çalış. Hanımefendiciğim, bir yardım edelim isterseniz. Bir bakalım yani, yakın mı değil mi doğum? Çünkü bugün ben bu ehliyet imzasını size attım attım. Yoksa bir daha bir şansınız yok. Bütün kursu baştan almak zorundasın. Sen de bir tuvalete git istersen artık. Sarp, karım doğuruyor mu doğurmuyor mu anlamamız lazım. Karım doğuruyor mu doğurmuyor mu anlamamız lazım. Doğurmuyor, doğursa şu an çok ciddi anlarız zaten bunu. Evet, kaldır kadını elinden. Sarp, bana sonra arabada doğurursa karışmama falan de. Arabada doğurursa karışmama. Birazdan düşebilir, haberiniz olsun, neyse. Kim düşebilir? Ben de. Arkadaşım, sen el alemin karısını elinden niye tutuyorsun? Ben yardımcı oluyorum kadına ya. Kocası tutsun. Ayrıca ben... birazdan kendi çocuğunu sıçacak bir kadınla bir yardım. Bayağı indi bu ince bağırsakta çocuk yani şu an. Ya lütfen şunu ne yapıyorsanız edin. Seyirciye falso verme. Falso verme mi? Evet, karının elini tut. Arkadaşım, sen önden gidiyorsun. Bunların kapısı da sürük. Ya hayır. Üçümüz sıkışıyoruz, müteahhiti çağırıyoruz. Hayır. Müteahhit radya temeli söküyor falan. Hayır arkadaşım, şaka yaptım. Devam edin. Evet, prodüksiyon. Şimdi şeyi, arabayı yapın. Arabayı yap arkadaşım. Yaptır arabayı hemen. Allah kahretsin. Sen karını al, in o arabayı yapsın. Sen karını sen al, in arabayı al, yapsın. Karını al sen. Karını al. Karını al, in. İnerken konuş karınla. Seni alacağım şimdi. Leyla söyle. Ya şimdi bu kurs nereden çıktı? Yani ben anlamıyorum. Nereden geldi bunlar bir anda yani? Ne gerek var şimdi böyle şeylere? Acele etmeyin. Ben yaptım ya. Siz ocak pulunu ödersiniz. Arabaya bak. Yandan. Bu yanı niye yamuk bunun? Direksiyonun nerede? Efendim? Kesin yerli değil mi? Ortasında küllük var çünkü. Arkadaşım evet. Otur. Ortadan vites. Otomatik vites dediğim bu işte bak. Herif alkollü. 3, 4 nasıl uygun? Hazır hissediyorum. Gel otur arabaya. Gel otur arabaya. Ne yapıyorsun? Arabaya otur. Arabanın içine otur ya. Ha, özür diliyorum. Her şeyi yanlış anlıyorsun. Kapıyı çek, kapı düştü. Çek kapıyı. Ben anahtarı sizin evde bırakmışım. Bırakmamışsın. Bırakmamışım. Çek kapıyı. Sürgülü. Otur ulan arabaya çabuk. Evet, şimdi hanımı yanıma alacağım de Sarp'a. Hanımı yanıma alacağım. Ben çıkayım mı? Gerizekalı, kursu alan karın değil mi? Doğru. Nerede oturacak kursu alan kişi? Arkada oturup öğrensin. Arkadaşım, şununla konuşur musun? Bu lavabo açmak için olan şeylerden değil mi ya? Trafik sıkıştı bunda mı? Açıldı, açıldı. Sağ şerit açıldı. Çok saçmaymış ya. Arkadaşım, onu araya iki şeyin arasına sıkıştır. Sandalyenin arasına. Duruyor işte. Ha? Magnus. Düşürme sakın. Evet, hanımefendiye yer göster hanımefendiye. Göster yeri. Bir yere oturun. Hayır, yanına oturacaksın. Hanımefendi, böyle buyurun. Abiciğim sen yardım et hanımefendiye. Gel, gel. Sarp, de ki ben de yanına oturacağım de. Birlikte öğreneceğiz. Olsun. Ne yapacağım? Ben de yanına oturmak istiyorum de. Karını tek başına adamın yanına oturtmuyorsun. Evet, ben de yanınızda ol. Ben de vitese. Sen arkadaşımın tarafına otur. Karın da otur. Evet. Hanımefendi siz de yanına oturun. Ben daha yakın olsam hani öğrenecek olan ben değil miyim sonuçta? Oradan öğreneceksin. Kocan izin ver. Sert kocasın Sarp. Söyle karına. Tamam. Beğenmedin mi ablacığım? Bir sonraki turda Deniz'le beraber kullan istersen. Yok canım, Türkiye eğitim sistemi. Evet, şimdi başla bakalım. 3, 2, 1 ve arkadaşım kursa başlar. Evet, bugün yazılı imtihan yapacağım. O yüzden inelim. Arabaya gerek yok. Arkadaşım otur şuraya. Sarp, evet. Sen o ne söylerse aynısını karına söylüyorsun. Karına söylediğinde ona söylüyorsun. 3, 2, 1. Senin neyin var Sarp? Çok oturmuyorum şu an çünkü havadayım. Öyle mi? Al. Tamam. Şimdi iyi misin? Yok yok. Evet. Bundan sonra kesin oturur. Çocuğu tehdit etme. Teşvik planı. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Hazırsak? Hazırsak. Kollar. Kollar.
Haydi bakalım. Hayır, konuşurken kolların nasıldı? Efendim? Konuşurken nasıl kolların senin? Tamam da konuş... direksiyon tutuyorum şu olsun, an. Olsun, gene de öyle. Ya ne olsun, havada duruyor bu ya. Birimizin tutması lazım. Olsun, kolların gene direksiyon tutarken ya da direksiyon mili yapacağız şuraya bir yere, o böyle diyecek. Hazır. Arkadaşım ya. Ne yapıyorsun? Çok açtım, oradan çıkmış olabilir mi cam alttan dönüp? Arkadaşım sahneye birini al. Al sahneye birini hemen. Bir hepimizi vursun. Bir erkek al sahneye. Abi gel, kalktı bile abi, şu an geliyor. Abiciğim gel. Buyurun. Acele etme abi, pazartesi de buradayız. İsminiz ne abi? Ali Celal. Ali Celal, hoş geldin. Ali'cim otur onun önüne, direksiyonu tutacaksın. Sen direksiyon milisin. Güzel. 42'si var mı bunun? Evet. Evet arkadaşım. Şimdi düz kontak yapıyorum. Hep yaparlar, çok merak ederdim. Bu nasıl bir... Arkadaşım lütfen. Müzisyen ver arabayı öğretir müziği. Bakalım. Kadına göster, kadına. Sarp karını öğrendikçe çok sevin. Ne güzel. Tarafına bak. Heh ya. Allah rızası için. Bu nedir? Debriyaj. Bu? Krem. Bu? Gaz. Bu? Krem. Bu? Gaz. Bu? Debriyaj. Bunu buraya koydum. Bu? Krem. Bu? Gaz. Bunu niye buraya koydun? Ne bileyim, uzun yoldayız herhalde sadece. Kız otomatik araba yaptın bir anda. Şundan kurtuldum. Dili. Evet. Ne yaptık bunu? Tak. Değil mi? Kilidini açtık. Efendime söyleyeyim. Basıyoruz. Sesini yap, sesini. Hmm. Basıyoruz. Hayır. Arabanın sesini yap. Araba sesi... Şey, Ali Celal sen yap arabanın sesine. Bas marşa. Of be. İlk tek beygirli Türk arabası. Hazır. Marşa bas. Bu yolculuk hoşuna gidiyor mu senin ya? Hadi boşa benzin yakıyoruz. Hadi çalışıyor araba. Efendim güzel bir yolculuk olsun istiyorum inşallah. Olabilir, müzik CD'sidir. Yanlış filmmiş, evet. Bunu uzun yol direksiyon eğitimlerinde bu filmi seyrettiriyoruz da. Haydi bakalım, haydi bismillah, haydi bakalım. Sarp sor, dikiz aynasını göstermediniz de. Dikiz aynasını, soru mu bu? Evet. Dikiz aynasını göstermediniz. Efendim? Dikiz aynasını göstermediniz. Tam karşında duruyor. Ayı ben mi göstereyim orada? Burada duruyor dikiz aynası, hala göstermiyor diyor. Burada işte önünde. Arkadaşım bak, öğretici olarak önce... İlk selfie aynası bu işte. Önce aynalara bakacaksın, öyle öğretilir. Aa, ya. Güzel, güzel. Bu da çok güzel. Kıza göster, kıza. Öğret. Makyaj. Aa. Bu da makyaj. Bu iyice geniş makyaj. Bu da anlık makyaj bunlarda. Hop, polis geldi. Gel, öne gel bir dakika, öne gel. Daha ne kadar öne geleyim ya? Allah'ın salağı. Şu kıza araba sürmeyi öğreteceksin. Belki bir sürü genç senden öğrenecek araba sürmeyi. Ya enişte, bu halde nasıl öğreteyim ben ona? Öğreteceksin. O zaman o son şansın senin. O zaman o geçecek direksiyona, ben o tarafa geçeceğim ya. Tamam, geç direksiyona. Söyle Allah, kıza. Allah, her şeyde evet diyor ya. Sadece onlar sürgülü, benimki böyle açılıyor. Evet, değişin. Çabuk, çabuk, çabuk değişin. Niye arkaya geçtin? Önde yer mi kaldı? Adamın yanına oturacaksın. O manyaksa ben ne yapayım? Orada sandalye yok ki. Önden öğretilir araba sürmek. Allah seni bildiği gibi yapsın işte. Vites de bana denk geldi. İyi, sürgülü kapılarla siz uğraşın. Evet arkadaşım. Söyle şimdi, öğretmeye başla. Anahtar sizde. Anahtar orada takılı. Niye arabayı çalışırdın? Allah seni kahretmesin inşallah. Bu bir de çocuk doğuracak ya. Ay. Bence söyle. Ben bekleyeyim, bunu çocuğuna ehliyet vereyim ben. Kız, başla arabayı kullanmaya. Arkadaşım, sen kadının nasıl araba kullandığını oradan görebiliyor musun? Göremiyorsun. Çık dışarıya, yanında koş, koşarak bak nasıl sürdüğüne. Sarp, beni destekle. Çok güzel dediniz. Bir arabayı durdursaydın neyse. Söyle kızı arkadaşım ne yapacağını. Şimdi hanımefendiciğim, şunları birbirine değdiriyorsunuz. Ne yapıyorsun?
Dedirdin mi? Arkadaşım gel buraya ya. Sen sürüyorsun hanımefendi, sen koşuyorsun yanından, tarif ediyorsun. Daha hızlı koş. Leyla bağır. Sana ne oluyor ya? Ben buradan boncuk boncuk atıyorum. Arkadaşım kadın niye bağırıyor? Hanımefendi acilen sağa çekin. Arabanın direksiyon mili dışarıda duruyor. Lütfen sağa çek. Arkadaşım dur şimdi bak. Sen koşmuşsun koşmuşsun yorulmuşsun, arabanın kenarına yapış öyle git. Arabanın kenarına atla. Araba böyle gidiyor, arabanın kıçı böyle. Sana ne? Ben montajda düzeltirim onu. Ya düzeltseydin 10 senedir düzeltirdin ya. Arkadaşım koşuyorsun arabanın yanında, koş. Söyle Leyla, bağırmaya başla. Geliyor de. Geliyor. Sakın. Ne geliyor Leyla? Bebek. Evet. Bebek geliyor de. Sen şimdi sen kızın yanından camdan kafanı çıkar, arkadaşımla konuş. Evet. Bebek geliyor. Bebek. Yaşamam bebekle falan. Gel şuraya. Bebek geliyor diye bağırıyorsun Leyla. Bak anlatıyorum. Bir daha anlatmayacağım. Tamam, bu sahneyi tek seferde çekeceğim. Kız bebek geliyor diye bağırıyor. Sarp, kızın yanından camdan çıkıyorsun. Bebek geliyormuş, ne yapacağız diyorsun. Arkadaşım kıza diyorsun ki kenara çekil. Kendini camdan içeri atıyorsun. Direksiyonu devralıyorsun. Tamam. Ondan sonra gaz diyorsun hastaneye. Hastaneye gaz diyorsun. Tamam. Evet. Bu sırada tabii araba alçalıp alçalıp yükseldiği için tabii. Ali Cemal devamlı eğilip eğilip kalkıyor. Evet, tamam evet. Ali Cemal? Ha, direksiyon öne gidiyor, gidiyor, geliyor. Okey. Hem direksiyon bilisin hem indüksiyon bobinisin aynı zamanda. Süper. 3, 2, 1, ver müziği. Yalla. Bebek geliyor. Tamam, sakin. Bebek geliyor. Çekil kenara, çekil kenara, çekil kenara. Kapıyı açmadan arabaya bindim. Öyle olmaz. Ha? Dur. Öyle olur mu? Sen kendini camdan enlemesine içeri atacaksın. İçeride düzeleceksin. Tabii gel gel balım ya, yaslan ya. Anladın mı? Hayır. Anladın. Sadece cam açık. Camdan içeri kendini atacaksın. Kızın bacağına bir şey olur kızın. Kimin? Kızın bacağına bir şey olur. Bir şey olmaz. Atacaksın kendini. Sarp'ın oraya kadar kafan gelecek. Sonra düzelip oturacaksın. Tamam. Tamam. Sarp sen Leyla'yı kendine çekeceksin. Leyla çocuk geliyor diye bağıracaksın. Hazır. Yerdeş. Çok evet. Kolaymış ya. 3, 2, 1 tek seferde. Yalla. Bebek geliyor. Bebek geliyor. Bir dakika dur. Bebek geliyor. Arkadaşım şimdi söyle, ben direksiyona geçeceğim de bir şey söyleyeceğim. Üstünüze atlayınca ne oldu da kestiniz? Şu an Sirk'te Soleil'iz biz ya. Arkadaşım söyle, paniksiniz hepiniz panik. Hepiniz paniksiniz. Bebek, bebek geliyor, bebek bebek. Hala bebek diyor bak. Enişte arabayı kim kullanıyor şu an? Arkadaşım sen kullanacaksın. He? Sen kullanacaksın. Ben direksiyon miliyle... Tamam şu an tamam. Arkadaşım sen bir an önce oraya oturman lazım kızın yerine. Evet. Organize sen sakın yardım etme. Camış gibi oturuyor. Affedersin kız. Bacağın acıdı. Şeycim ya. Leyla bağırıyorsun. Geldi geldi. Bebek geliyor. Abi yordum. Ay. Telaş yapmayın, telaş yapmayın. Arkadaşım kızı sakinleştirsene. Kızı sakinleştir. Korkacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Ne yapıyorsun? Otomatikti ya. Magnus yaptın. He? Bu ne? Otomatik bu, Amerikan. Tamam gazla. Kızı sakinleştir. Sarp sen... Bir de ne kadar bayıltayım bir. Sen çok paniksin, ağlıyorsun Sarp. Hanımefendi, hanımefendi lütfen istirham ediyorum, sakin olun. Böyle durumlarda en önemli şey sakin olmak. Beyefendi. Bebek geliyor. Bebek. Ali Cemal direksiyonu aynen, tutsana. Aynen, söyle bana. Sen direksiyon minisin Ali Cemal. Efendim? Direksiyon minisin sen, tutsana direksiyonu. Aldı. Ya. Mil bile arabayı bıraktı ya. Lan ben araba olsam her direksiyonu alana verir miyim direksiyonu? İnanılmaz bir şey. Artık ne kadar uzun süredir gidiyorsak mil kazandık. Sarp sen dön. Patlatıyorum artık. Dön. Ceketini topla ve ona söyle. Benim karım doğuruyor de. Ay. Ceketim yani de. Ay onun ceketi. Yakasını topluyorsun. Sert yapıyorsun. Kendine doğru çekip ağzın bana dönük. Evet dön. Ne diyor? Bebek geliyor. Ne diyecektin? Benim karım doğuruyor lan diyeceksin. Benim karım doğuruyor lan. Tamam.
an bizim için büyük bir şeref. Arabada Rocky'yi taşıyoruz. Arkadaşım söyle. Eşir Adrian'la burada. He? Söyle. Sizi kestirmeden götürüyorum. Karı koca ilan ediyorum. Sizi kestirmeden götürüyorum. Keselim lan sizi. Hayır, kestirmeden. Kestirme. Kestirin. Ay, sizi kestirmeden götüreceğim hastaneye. Kestirmeden. Ha? Sizi kestirmeden götüreceğim hastaneye. Kestirmeden falan. Sürekli bir İngilizce düşünüyor kafa. O kadar kültürlüyüm ki. Kestirmeden, kestirmeden. Kestirmeden. Sizi hastaneye kestirmeden götüreceğim. Leyla sizi... sen çocuğum doğuyor benim diye olay çıkar. Sarp sen adama yüklen. Tamam. O sırada sen kurs vermeye devam ediyorsun arkadaşım. Öğretmeye devam et. Kaza mı yaptık? Şaft öne geldi. Arkadaşım tam giderken kız diyor ki artık dayanamayacağım diyorsun. Leyla söyle. Ay artık dayanamayacağım. O zaman sağa çekiyorum ben. Çek sağa arkadaşım. Hemen bir ağaç dibine yasla. Çocuğu orada doğurtacaksın. Ne yapıyorsun? Sağa çektim. Ulan dağın başında sağa çekerken aynalara niye bakıyorsun? Ben bakarım. Ben sürüş hocasıyım ben. Tamam. Ben örnek olmak zorundayım. Kıza moral ver kıza. El freni kim çekti lan ben inmeden? Sonuna kadar çekmişsiniz bozuldu ya. Kıza moral ver. Bak böyle olabilirdin. Arkadaşım alın kızı hemen aşağı. İn arabadan aşağı. Abi milliler sende kalsın. İndüksiyon bobini ısınmış taşıdı. Ah pardon lan kız düşüyordu ayu. Hanımefendiciğim eşinizin oradan inin ben hemen geliyorum. Bu arabaya çarptın ama. Evet kızı oturtun oraya bir yere tam ağaca yaslayın sırtını. Arkadaşım yatırsana kızı oraya. Alayım şu. Karımı kurtar. Buradan beklentin ne onu anlamadım. Çok derin nefes alıyorsun. Çok oraya geç lan. Oğlum geç. Sarp. Bağır şuna ağla. Oho. Korkacak bir şey yok. Korkacak. Sen de derin nefesler al. Çok güzel olacak her şey. Şimdi bize bir bez lazım. Yok mu? Yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın. O zaman arkadaşım. Çocuk doğduğunda taşa sileceksiniz. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? He? Ya. Arkadaşım sen yaptıramazsın orada doğum. Sen onu oraya sakinleştir. Ambulansı aradım birazdan gelecekti. Ara ambulansı. Ambulansı aradım bulamıyorum hiçbir yerde. Bak, ara bak. Ambulansı. Kızı sakinleştir. Sarp ağlıyor. Telefonu ofiste kız bırakmışım. Hayır var telefonun. Alo. Kız Sarp sen yanına gel kolunu çekerek ağla şunun. Alo. Onun değil. Bunun. Alo. Lan alo. Arkadaşımın kolunu çekeceksin. Alo. Alo. Acil buyurun. Beyefendi sabit bir yerde durur musunuz? Çek yerine. Tur sap ağla. Sen de telefona ağla. Lan bir dur konuşayım 112 kapat. Kapat kapat ya. Hayır. Ya, ne bok diyorlar sesi. Ben arabadayım. Arkadaşım. Ben arabadayım ya. Arkadaşım araba gel şuraya. Araba çalışıyor. Boşuna benzin yanıyor araba çalışıyor ya. Gel şuraya. Evet. Telefonla konuşuyorsun. Sen de onun konuşmasına müsaade etmeyecek şekilde ağlıyorsun telefona. Önce onu sakinleştir. Sonra kadını derdini anlat ambulansa. 3-2-1 adres veriyorsun. Söyle. Alo. Sakin ol. Beyefendiciğim rahatsız ediyorum biz. İki manyakla beraber bir dağdayım. Evet. Bir kişiyi kurtarmanız lazım yalnız. Beni. Arkadaşım evet. Yapma şunu. Ben gerekenleri hemen söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Çocuk doğuyor. Göbek bağını taşla kesiyorsunuz. Dua ederseniz büyük türkücü oluyor. Arkadaşım. Arkadaşım. He. Gel şuraya finali yapacağım çabuk. Gel şuraya. Başı çok normal evet. Final lazım. Kadına derin nefes egzersizleri yaptırırken, egzersiz yaptırırken bir anda kafayı kaldırırsın. Bir de ne görürsün? Ne görürüm? Yaptır egzersiz. Evet hanımefendi. Müslüm ver gerilimi. Burnumuzdan derin alıyoruz. Ağızdan veriyoruz. Yavaşça kadından kafayı kaldırırsın. Hayır. Devam edin, devam edin. Hayır, yavaşça. Bütün camları açtınız arabada. Kadının böyle önünde diz çökmüştü. Kahve mavi bir şey var mı? Kuru kahve. Kadının önünde diz çökmüşsün. Kadının önünde diz çökmüşsün. Evet. Evet, oradan nefes egzersizi yaptırıyorsun. Aynı zamanda Sarp'a da yaptırıyorsun. Evet. O sırada kafayı yavaşça kaldırıp Müslüm'ün enseye doğru bakarsın. Bir de ne görürsün? Evet. Ne görürüm? Ana! Onları dayadığın yer meğersem ayıymış. Neyse artık bebeği verip kurtulacağız. Arkadaşım! Bu bir doğa filmi. Siz yoksunuz. Yandan. Bağır! Ne oldu? Kaçırdım. Dur. Müzik ver gerilimi ağır çekimde dönersin müzisyen. Evet ver gerilimi ağır çekimde dön. Yok dönersin usta yanında. Arkadaşım görür görmez ağır çekimde ayağa kalkarsın.
Ayılığı bu kadar ciddi alanı görmedim. Adam ormanda frakla geziyor ya. Ay ya lütfen. O ağır çekimde dönüyor. Sen ağır çekimde ayağa kalkıyorsun. Siz ağır çekimde ne olduğunu anlamıyorsunuz. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Al oradan. Dön. Geçen günkü köpek balığı değil mi bu? Konuş. Hayır ya. Arkadaşım, ayağa kalkarsın ve o sırada şöyle dersin. Ayı dersin ve filmin sonu olur. Tamam. Evet. Bu mu yani bütün hikaye? Evet. Evet. 3, 2, 1. Son dönüşten, yarım dönüşten. Ne diyorsun? Ağır çekimde ayı diyorum. Anlamıyoruz. Ağır çekeyim, hızlandırıp seyret. Tamam, tekrar söyle. A'yı ona doğru, Y'yi bana doğru, I'yı Sarp'a doğru söyle. Sonra öne gel, hareketini yap, final yap. Evet, 3, 2, 1, buyurun. Oy. Kestik. Şu 5 dakikalık şey için hem beni tükettin hem kendini. Bak gömlek sırılsıklam oldu. Ya bir izin versen çatırt diye çekip çıkacaktık şurada. 5 dakikalık şeyi bir saat yaptın. Aslında ayıyı görünce korkudan biraz işedim. Kenar çok sıktığı için yukarı doğru geldi. Oh. Sahnedekileri alkışlarla gönder. Sen, nasıl yapacaksın? Tamam. Ali sen, yorduk kardeşim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok terliyim. Sağ ol. Ederim. Eyvallah. Yorduk seni. Sağ ol. Direksiyonu aldın mı lan? Öne gel Sarp. Öne gel. Arkadaşım şunu seyirciye göster. Merkep. Selam. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sağ olun biraz. Uzattık. İyi akşamlar. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Arkadaşın hikayesi, mini ve yönetmeni, hepsinden de önemlisi, yanındaki seyircisi. Bizimki aşk hikayesi, sahnesiyle perdesi, ekiplerin en iyisi, hiç bitmeyen enerjisi, tam o.